işi var bitirmiş. Geliyor mu kız? He, saat 9'a geliyor. Geç bile kaldım. Nimeden mi gidiyor? He, sen uyanmadan önce bir şeyler yediydin beni. Akşam kadar idare eder, merak etme. Onu demiyorum kız. Sabah dayan diyorum. Sabah dayanı yemeden mi gidiyorsun? Yoksa eşdağım yok bu ne? Yok. Sen uyanmadan önce ben geldi kendime yedirttiydim. Bitirmiş. Ne olan? Tatminsiz darı. Dayak işini kendine mi hallediyorsun? Lan yoksa sen benim dayak sanatımı beğenmiyorsun mu? Yok canım. Estağfurullah. O nasıl söz? Sen şimdi bir bahane bulamazsın diye kendi kendime şey ettirdim. Kafamı duvarları buldum. Yüzüm böyle cırnakladım. Sen zahmet olmasın diye yaptım. Aferin kız. Şimdi takdir ettim seni. bir kadının görevi kocasının aile reisliği yapmasını kolaylaştırmasıdır. Madem kadının görevi bu, o zaman seni dövme için bana bir bahane bulsana salak karı, öküz. Şimdi sabahın köründe kuzum da çabandan sana nereden bahane bulacağım müdürmüş. Kahvaltını hazırladım, yumurtanı istediğim gibi pişirdim, gazetelerini aldım, tutu kağıtlarını aldım, ayaklarını yıkadım. Ben sana nereden bahane bulayım? Ben anlamam. Bak şimdi. Üçe kadar sayıyorum bakılmış. Seni dövme için bir bahane buldum. Bulamadım dayağı yersin. Yani her halükarda dayağı yiyeceğiz he mi? Kim o? Benim ben. Kimsin sen? Göremiyorum. O delikten bakarsan görmezsin tabii. Acık boyun kısa. Aç kapıyı aç. Ne istiyorsun? Beni temizlik şirketinden gönderdiler. Temizlik için geldim. Bekle. Patron. Çok belli. Çok belli oldu. Yani iyi ki sahte para bastı. Gerçeğinden daha pahalıya mal oldu. Patron. Bana bak. Şu Atatürk resmini çizdirdiğimiz ressamı bul ve hemen öldür. Kesinlikle öldür. Olacak iş değil. Kardeşim Atatürk'ün deri mont giydiği ne zaman görülmüş he? Olacak iş mi bu? Şu hale bak. Bu burada da kot pantolon giydirmiş. Yani biz bu parayı piyasaya sürsek 3 günde bizi yakalarlar. Ben bu kadar parayı ne yapacağım? Piyasaya süreceğim. Al bir tane daha. Şu hale bak. Patron bir şey söyleyebilir miyim? Ne? Temizlik şirketinden bir kadın göndermişler. Dışarıda bekliyor. Ne yapayım? İçeri alayım mı? Al tabii. Ya manyak mısın? Gel buraya. Ne diyorsun sen ya? Al içeri tabii de 10 yılla 20 yıl arasında değişen hapis cezalarına çarptıralım. Oğlum sen nereden geldin benim başıma ya? Görmüyor musun paraları? Bu sahte paraları görürse o kadın. Ne olur hiç düşünmedin mi? Patron madem temizlik yaptırmayacaktık niye çağırdık bu kadını? Ne diyorsun oğlum sen? He? Ulan bu kadar camları pis ev olur mu? Dikkat çekmez mi? Polis şüphelenmez mi? 2 günde basarlar burayı. O kadınlar ne aptallığından gönderin demiştin. Patron bu da... Aptala benziyor. İyi. İşte al. Hem sonra ilk oyunca bu odadan başlaman gerekmiyor ki. Bir ton oda var. İçeriden başla. Ben de bu arada paraları tasnif edeyim. Tamam mı? En sonunda bu odaya gelir temizle. Tamam patron. Hadi. Ey Allah'ım. Ey Allah'ım. Ey büyük Allah'ım. Sen bana sabır selamet ver. Şu işe bak. Alçak ressam. Paranın üstüne kendi resmini basmış. Önce şu odadan başlayacaksın. Tabii kurban. Sen nasıl istersin biliyorsun. Dur. Nereye? Önce temizlik malzemelerini vereyim. He ya iyi olur. Senin adın ne? Gah. Ne bu? Kod adı modadı mı? Yok kurban. Benim asıl adım Kahılmış'tır. Evet sen kısaca Gah diyebilirsin. İyi. Benim adım da Can. Bu neye kısaltılmış yoruyor? Sadece Can. Katil. Bir numara. En büyük. Cehennemden kaçan çılgın Türk. Gel kartele gel kartele gel. Karteldekiler memleler gel kartele gel. Kahılmıştır benim adım. Her yeri siler süpürür parlatırım. Banyoyu lahaboyu çizdirmadan temizlerim. Benim adım Kahılmış. Temizlik neferinizim. Huş. Aman neredeyse burası da bitti. Oradan sonra da salona geçelim. Ondan sonra da cehenneme dönerim artık.
Aval aval bakma öyle, hadi toparla şunları. Hepsini doldur torbaya. Hadi çabuk. Allah'ım yarabbim. Bunca yemek boşa gitti. Yahu tek tek toplama. Hepsini toparla çabuk çabuk hadi. Bunca yemek boşa gitti be. Bunların hepsini götür kalorifer kazanında yak. Tamamen yanana kadar da başında bekle, tamam mı? Tamam patron. Ha, hadi. Şuraya bak, yazık. Bütün emeklere yazık. Lan elindekileri yakmadan gelme demedim mi ben sana, ayı? Yakmasını yakardım ama isterseniz temizlikten sonra yakayım. Yazıktır kovaya deterjana. Sen de kimsin be? Ben kalkmış, temizlik için geldim. Ha, iyi. Burayı da temizleyeyim. Sonra tamam, temizlersin. Ben de çıkıyordum zaten. O çöpleri ben dökerim. Merhaba. Hayır, ben dökerim. Yok, yok, ben dökerim. Ben dökerim canım. Allah size zahmet. Ya ben dökerim. Bırak şunu ver bak. Burada çöpleri sadece ben dökerim. Tabii canım. İstiyorsanız siz dökün. Çok meraklıysanız temizliği de siz yapın. Tamam, fazla konuşma. Temizliğini yap, ondan sonra da bas git. Kartel, bir numara, en büyük, itilmişten kaçan çılgın Türk. Gel, gel, gel kartele gel. Ayol ayol, madem para bırakacaktın, doğru dürüst bıraksaydın. İnsan bir teşekkür der, elde sağlık der. İtilmiş ruhlu ayol, o hüz. Üstünü bırakırdım ama hep bozukluğum yok. Gel 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 kartel, gel 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 gel. Bir rakı isteyecektim kurban. Sev Allah. Büyük mü küçük mü? Büyük olsun, büyük. Ne kadar çok içerse o kadar çabuk siroz olur ayol. Alo, polis mi? Bir ihbarda bulunacaktım abi. 5, 6, 7. Şuraya bak. 50 milyar lira para bastık. 700 milyon lirası sağlam çıktı. Ben o ressamı öldürmeyeyim de kim öldürür? Bunu da mı polis? Helal ihbarda. Dur yerine, 50 başın üstüne koy. Bunlar mı verdi o 1 milyon lirayı? He, bunlar verdi kurban. Hatta ne masanın üstünde değil de yere atmışlar diye de kufur ettim. Dua et ki bu kalfazanları yakaladık. Yoksa en az 10 yıl yerdin. Niye 10 yıl ki? Bende bir tane vardı sadece. Bunların bir tanesi de 1000 tanesi de aynı bacım. 10 yıl yatardın içeride vallahi. Topla şu suçlu ellileri. Baş üstüne kurşun. Verdi, yardım ediyorum sana. Bundan tamam. Sonra alacağın paralara dikkat et. Yoksa hayatın kayar, hapislerde çürürsün. Hadi yürüyün, çabuk. Yürüyün. 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 Kendi kafanızdan utanmadınız ev yaparken. Allah cüzdanınızı versin. Ben de şans mı var ki? Bir tane daha bıraksaydınız ya. Ulan salak karı. Ulan manyak karı. Lan bu saate kadar geç kaldı mı lan? İyice dayağı hak ettin şimdi. Karnım da acıktı. Lan kalkılmış. Kemiklerin kalacak mı lan kalkılmış ya? Sen misin kalkılmış? He, benim. Benden başka kim olacak ki? Lan öleceğini bile bile niye geliyorsun lan? Ha, niye ölecekmişim ki? Daha gencim, güzelim. Gençsin, güzelsin ama aynı zamanda salaksın lan kalkılmış. Lan saat 9 oldu bu 1. Hadi saati bırakalım. Ama sen bana rakı da almamışsın be kalkılmış. Zabayım ben sana ne dedim lan? Ayşem gelirken rakı getiriyorsa yamuldurun demedim mi lan? Bak itilmişim. Ha. Ben düşündüm ki sen benim evde kudubet suratıma bakıp bakıp içeceğine hani aldığım bugünkü yevmiyemi itilmişime vereyim gidip meyhanede arkadaşlarımla bir güzel içsin. Ha. Ha? Nasıl iyi düşünmüş müyüm? Lan sen ne kurnazsın lan? 20 yıl lan ben bu numaraları. Yok canım, ne numarası? Hadi lan oradan üçkağıtçı salak. Biz kaçın kurasıyız. Aklınca seni dövmeyin diye bana rüşvet teklif ediyorsun değil mi? Ama olsun.
Ben seni meyhane dönüşü de dövebilirim değil mi? He? He? Döversin tabii. Sen şimdi güle güle git. Güle güle kal. Gel pardon. Güle güle gel. Kime takarsın onu? Sanki bunu takmayınca sanki tumanım yokmuş gibi geliyor. Evet, değil mi? İstanbul'da takılmıyor. Hatice, bizim memleketten gelen erkek sinekler bile hatta o dediğin kahveye uğrar. Şimdi sen git oraya, sotaya yat, mutlaka Tursun hakkında bilgi alır. Emre Yenge, ha bizim bu Tursun patoloji, kahveye gelirse, ha onu orada mı öldüreyim, yoksa ben o sarıp sarmalayıp dışarıda mı cebirteyim? Hemşerilerin göz önünde öldürmek ayıp olur. Sen onu al, balık pazarına götür, son bir kez hamsileri görürsün, eyle öldürürsün. Acaba bir daha ver bakayım oranın adresini. Taksim'de Selvi Kıraathanesi. Hatta Karadeniz'den gelip de oraya uğramayan yok. Taksim'de Selvi Kıraathanesi. Taksim'de Selvi Kıraathanesi. Taksim'de Selvi Kıraathanesi. Ama Kurgay, bari ham tutuyor da. Abi, oy! Bir payanın yalnız başına kahveye cırması sakıncalıdır da. Asla ben yalnız değil misin? Ha bak, yanımda bu var. Ne yapıyorsun da? Ben mi karıştıraydım? Ha çayınız karıştırman için öyle masanın etrafına dönmene gerek yoktur ki. Sağ oturduğun yerde de bunu böyle karıştırırsın be. Ben onu da yapmayı bilirim de hani antrenman olsun diye böyle dönerek karıştıraydım. Önce sana, içine bak bakayım. Bir tanıdır, sandviçli geldi sandviç. Ula usta. Bana hamsili bir sandviç ver bakayım. Hamsili sandviç olur mu abla? Sandviç dediğin ya yumurtalı olur ya peynirli olur. Tamam tamam peynirli olsun ama küçük peynirlilerden olsun. Küçük küçük belki hamsi gibi olur da. Al bakayım. Teşekkür ederim. Ula bu Tursun iblisinin istihbaratı çok kuvvetlidir da. Ha benim kahveye geleceğimi anladı galiba. Ha bak bakayım bak. Ben tuvalete giderim. Ha burayı kimseye verme tamam mı? Burası çok stratejik bir bölge. O puk yiyeni buradan daha rahat görürüm. Hıyy! Nihayet seni yakaladım da! Uyyy! Hamsiye! Necep abi, saçırdın beni görünce! Ulan seni burada göreceğimi tahmin etmiyordum değil mi? Ne İyi ki seni gördüm Necep abi. Yani şu koca şehirde bir tane daha rastladım da! Ya bana bak, ne arıyorsun abi İstanbul'a? Otursun ağzındaki Ebola virüsünü arayırım. Dünyayı büyük bir tehlikeden kurtaracağım. Tursun, bilmiyor musun? Tursun Rusya'ya gitti de. Ne? Rusya'ya mı gitti? Ne de? Buyur almayalım. Ha ben yıkıldım. Dur bakayım. Ne yıkılıyorsun ya? La o namussuz için yıkılınır mı? Doğru diyorsun ha. Asıl onu yıkıp yerine 30 katlı bir işhanı kuracağım. Ha onun yerini doğru mu söyle bana. Ciddiye yer Rusya değil, dünyanın ha öbür ucu olan Edirne'ye bile gitse, ha onu vurup cebirteceğim. Hamsiye kızım, ha bu 10 milyonluk İstanbul'a Dursun'u bulamadın da, 500 milyonluk Rusya'nın içini nasıl bulacaksın onu? Asıl ben de Trabzonsporlu Arçil ve Sota'dan yardım alıp gene bulurum onu. Hamsiye evladım, bütün kabul etmek istemiyorsun. Bu Dursun morası izini kaybettirmiş, Rusya'ya kaçmıştır ha. Kızcağızın bütün hayalleri suya düşmüştür. Ağız tadıyla vuramadı ha bu iti. İnşallah Rusya'daki bütün hastalıklar, AIDS ve Ebola virüsü vücudunda koalisyon kursun onu yarabbim. Kursun, kus olup uçtu gitti. Hasan ben de isteyim artık. Nereye ulan? Ha biraz hava alıp döneceğim. Ula Hamsi'ye küsüm. Ula böyle simentosu tükenmiş müteahhit gibi asma munzurlarını da git biraz dolaş, hava al, moralın düzelsin ha buraya. Kocayı da kaçırdın Hamsi'ye. Şimdi ne edeceksin bakalım kocası? Ulan ne olacak? Yoksa da temizleyecektim onu zaten. Alının çatında vurup gene dalgalacaktım. Olur mu? Öldürseydim Trabzon'a başım dik dönecektim. Şimdi herkes alay edecek benimle. Ne yapalım? Vuramadım onu.
Ne bileyim bir gülünü yaptım da. Kızım, Rus yancısı diye pes etmek yok öyle. Ben pes ettim. Kocasını elinden kaçırmış bir gari olarak senin yaşamaya ne hakkın var hamsiye, ne hakkın var? Yok mu? Yok. At kendini denize. 20 günlük balıklar yesin seni orada. Daha iyi. Yaklaşmayın! Geri çekilin, yoklayın, dar ederim! Dur! Atlama sakın! Ne oluyor? Bakın ne oluyor burada? Kızım biri denize atlayıp intihar etmek istiyor. Ne şu? Onu polisler avlar şimdi. Dur kızım! Atlama, değmez! Ula sağır değilim, ne bağırıyorsun? Sana değil, intihar edecek kıza bağırıyor. Dur kızım, atlama! Dünyada hiçbir şey intihar etmeye değmez. Ne istiyorsan bize söyle. Erşivert istiyorum, onu istiyorum. Onsuz yaşayamam. Yoksa atacağım kendimi buraya. Dur kızım, tamam. Arkadaşlar şimdi Erşivert'i bulup getirecekler. Sakın bir delilik yapıp atlama. Ula! Suysa bak. Polisleri toplamış, kızın her dediğini yapabilir. Ula amciye, çalıştın taktiği. Hah, bir kahraman çıktı. Kızı şimdi kurtaracak. Gelmiştim askerim! Sen dinleme onu! Atlamasına engel ol! Gelmiştim ediyorum sana! Erciment istiyorum! Neden bir şey isteme be? Benim seninle işim yoktur! Çekil bakalım kenara! Ha bana bakın ulan! Ha ben de tursunu istiyorum ha! Ha bu kızın Erciment'ini getirirken ha benim domuz tursunu da getirin! Yoksa bu kızdan önce atlayacağım ha buraya! Tamam getiririz! Tursun nerede? Rusya'da! Tamam kardeşim, Erciment'i Sefaköy'den bulur getiririz! Senin Dursun'u nereden bulalım Rusya'da ya? Ben anlamam. Getirin onu. Hayda, bir diler iki oldular. Evlendirme bürosun burası kardeşim. Ula daha ne duruyorsunuz? Getirsenize. Bak, benim mazeretim var. Azıcık asabıyım ben. İşe bak ya, koskoca İstanbul Boğazı'nda satın alınabilecek bir avuç bile vatan toprağı kalmamış Cansu. Şurada bomboş mavi bir alan var ya Dozin, bastıralım parayı, alalım orayı. Ya alalım almasına da galiba orası deniz Cansu. Peki şurada yeşil bir alan var, oraya ne dersin? Ah, orası da askeri bölgeydi değil mi? Neyse. Ah, daha iyi ya Cansu, senin askerlerle aran iyidir. Askerler bize boğaz içindeki bu yeşil alanı satsınlar, biz de onları Edirne'deki tavuk çiftliğimize yerleştirelim. Aslında fena bir opinyon değil ama peki Edirne'den İstanbul Boğazı'nı korumaları biraz güç olmayacak mı? Aman dert ettiğin şeye bak kız. Arada sırada gelir bakarlar işte. Vallahi akıllı adamsın Vesselam. Ben bunu ilk milli güzellik toplantısında gündeme getireyim. Başbayanım. Kapıyı çalmadan içeri girmeye nasıl cesaret edebiliyorsun Aset? Burası Ringo'nun ahırı mı? Özür dilerim Sayın Başbayanım, fakat çok önemli efendim. Burada benden ve senin partideki görevinden daha önemli bir şey göremiyorum. Şimdi çık dışarı, dışarıda bekle, kapıyı pıt pıtla ve benim gel dememi bekle. Peki nasıl münasip görürsünüz Sayın Başbayanım? Şimdi gel demeyeyim de kapının önünde fidan olsun keriz. Vallahi yaman kadınsın Cansu. Aynı numarayı evlendiğimiz zaman bana da yapmıştın. Kapının önünde geçirdiğim o 3 ayı hiç unutamıyorum. Kadın! Niye içeri girdin Hasan? Kamir dediniz ya başbayanım. Ben sana gir demedim ki, kamir dedim. Gel, 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 tamam. Komik yaptım, gel, gel. Çok komiksiniz başbayanım. What is the problem? Gazeteleri okumadınız mı, görmediniz mi efendim? Dozer kuponlarını keserken gazeteleri de kırpıyor. O yüzden okumakta biraz zorlanıyorum. Fakat Ege Denizi'nde sular iyice ısındı Sayın Başbayanım. Ah ne iyi, ne iyi. Biz de Dozer'le birlikte bayramda Kuşadası'ndaki çiftliğimizde tatil yapmayı planlıyorduk. Öyle değil Cansu Hanım. Yunanlar Bodrum açıklarındaki bir adaya el koymuşlar ve tepesine de Yunan bayrağı dikmişler. Oh my god! Evet, onun üzerine de bizim ordu tayak kıza geçmiş. Peki bana neden haber vermemişler? Haber vermişler efendim. Fakat
Dözer Bey uyuyor diye size telefonu bağlamamış. O kadar güzel uyuyordun ki Cansu, uyandırmaya kıyamadım. Hı. Bana bak Dozi, sana öyle bir vururum ki hayatının bundan sonraki bölümünü uyuyarak geçirirsin. Demek adaya Yunan bayrağı dikmişler ha? Evet efendim. Biz de Heybeli Adaya Türk bayrağı dikelim de görsünler günlerini. Heybeli Ada zaten bizim adamız başbayanım. Ciddi misin? Evet ciddiyim tabii. Peki Yunanlıların Marmara Denizi'nde adaları yok muydu? Yok. Ege Denizi'nde var fakat Marmara Denizi'nde yok. Ama Bulgarların Marmara'da adaları var. Hangi ada? Burgaz Adası onların değil mi? O şehir Sayın Başbayanım. Marmara Denizi'ndeki Burgaz Adası başka, o Burgaz başka. Peki Kumburgaz kimin? Kumburgaz bizim efendim, o da bizim. Peki Burgaz'ı nereden çıkarttın şimdi? Ne bileyim efendim, öyle ağzından çıkmış işte herhalde. Neyse şimdi gelelim Kardak Adaları'na efendim. Ya şurada Fasulye'den hükümetlik yapıyoruz. Bütün tabaklar bizim başımıza patlıyor. Bir iki hafta daha bekleselerdi olmaz mıydı? Belki Cinnettin Hoca ile Mutlu Bey hükümeti kurarlardı. Dolayısıyla bütün tabaklar da onların başına patlardı. Olmaz efendim, bu sorunu hemen çözmek zorundayız. Öyle hükümet değilsin de yırtalım diye bekleyemeyiz. Hem sonra tabak değil, kabak derler ona efendim, kabak. Bak kabak dedin de aklıma geldi. İstersen sana bir bayrak verelim de o adaya yüzerek git ve Türk bayrağını dik gel. Ne dersin? Giderim gitmesine Cansu Hanım, giderim de bakın yani nasıl söyleyeyim, bu sorunun masa başında halledilmesinin daha doğru olacağı kanısındayım efendim yani. Ya bu ada kimin Allah aşkına? Ada esasında bizim Cansu Hanım, fakat Yunanlılar da kendilerinin olduğunu iddia ediyorlar. Nasıl oluyor bu iş yahu? Şimdi Cansu Hanım, ada esasında bizim karasularımız içerisinde. Fakat Yunanlılar 12 adalarla ilgili Lozan Anlaşması'nı bahane ederek adanın kendilerine ait olduğunu söylüyorlar. Fakat mesele bu değil. Esas mesele 6 mil meselesi Sayın Cansu Hanım. Şimdi Yunanlılar 12 mili kabul ettikleri için ve bunu ısrar ettikleri için ada onların karasularında görünüyor. Oysa biz 6 mili istediğimiz için de ada bizim karasularımız içerisinde oluyor. Zaten Bodrum'a 4,5 mil mesafede ada. Ve biz yıllar yılı devlet olarak 6 milde ısrarlıyız başbayanım. Ben hiçbir şey anlamadım Aset. Sen bir şey anladın mı Dozi? Hayır Cansu, ben döviz kurlarını okuduğum için ne söylediğinizi kaçırdım. Efendim isterseniz şöyle anlatayım. Bakın şimdi, Şükül tablası ada olsun efendim. Dozer Bey de Yunanistan toprakları olsun. Bana ne ya, ben Yunanistan toprakları olmak istemiyorum ya. Bana bak Dozi, elimin tersiyle bir vururum her durumda toprak olursun. Sus da Aset'in verdiği örneği dinle. Tamam efendim, yani zararı yok. Yani eğer Dozer Bey Yunanistan toprakları olmak istemiyorsa olmasın. Şöyle diyelim, şu kalemlik efendim Yunanistan toprakları olsun. Dozer Bey de Bodrum olsun. Ya bana ne ya, ben Bodrum'da olmak istemiyorum. Ben Kuşadası olmak istiyorum. Aset, biz bunu Çin yaparsak nerede durması gerekiyor? Bilemiyorum Cansu Hanım, siz karar verin efendim artık. Tamam. Seni Çin yaptık. Haydi yallah kapının dışına. Haydi yallah. Yallah Pekin 1-2. Buyurun. Peki şimdi ne olacak Aset? Bilemiyorum başbayanım. Yani başbayan olan sizsiniz efendim. Zaten herkes sizin ne diyeceğinizi merak ediyor. Vallahi ben de merak ettim şimdi. Her şeyi devletten beklemesinler canım. Savaş isteyen savaşsın. Benim askerlik çağında iki tane oğlum var. Tüfeği golf sopası sanan bir kocam var. Çok haklısınız Cansu Hanım. Zaten enflasyonu zor şey ettik. Savaşmak şu anda hiç işimize gelmez doğrusu tabii. Ne yapacağız peki? Bilemiyorum vallahi Cansu Hanım. Fakat isterseniz siz Yunanistan Başbakanı ile bir görüşseniz diyorum. Onları soğukkanlı olmaya çağırsanız, davet etseniz. Alo, I am Cansu. Prime Minister of United State of America. Ay, pardon, Turkey. Papandreou yok mu? Ah, vahing. Yatakta tüpe bağlanmış. Tüple görüşelim o zaman. Saçmalama Dozi. Hem sen ne zaman döndün bakayım Çin'den he? Efendim, biz genellikle problemlerimizi, meselelerimizi
kadın kadına çözmeyi yeğleriz. Mesela benim en iyi dostum Mutlu Bey'in eşi Serra Hanım'dır. Bu yüzden Liyanne Hanım'ı rica edecektim. Ah, o da mı yatakta? Ne yapıyor? Fotoğraf mı çektiriyor? Görüyoruz, görüyoruz. Peki, selamlarımı söyleyin o zaman. Tamam, merci. Yani olacak şey değil yahu. Görüşecek bir Allah'ın Herodot'u yok koca Yunanistan'da. Ne yapacağız da şimdi Asit? Aman efendim Sayın Başbeyarım, bu işi savaş çıkmadan mutlaka çözmek zorundayız. Yoksa bir savaş çıkarsa bu hepimizin sonu olur efendim. Ama o da bizim olmalı Asit. Sonra ilk seçimlerde hesabını sorarlar benden. Seçimlerde hesap mı sorarlar? Tabii ki evet Dozi. Evet, ada bizim olmasına bizim can sorarım. Fakat Yunanlılar bunu uluslararası bir sorun haline getirdiler efendim. Peki ada halkı ne düşünüyor bu konuda? Adada sadece keçiler yaşıyor can sorarım. Tamam canım, ben de onu soruyorum zaten. Keçiler ne düşünüyor bu konuda? Yani keçiler arası bir referandum yapılsa biz kazanır mıyız? Cansu Hanım, keçiler bir şey düşünemezler efendim. Hem düşünseler bile bunu açıklayamazlar. Niye? Orada demokrasi yok mu? Medya filan gibi. Efendim, keçiler etinden ve sütünden yararlandığımız hayvanlardırlar. Et balık kurumu gibi bir şey mi? Ona pek yakın değil ama denilebilir. Efendim, keçi bir hayvandır. Bak Hasretin, bu ada da yakın sayılır. Oraya yüzerek gitmendeki ısrarım her an hortlayabilir. Keçilerle bir dışişleri yetkilisi gidip görüşebilir Cansu Hanım. Ben bu adayı istiyorum Hasret. Hem seçimlerde çok işime yarayacak bu ada. Biliyorsun Ecevit de zamanında Rodos'a çıkarma yapıp karı olan ünvanını da almıştı. Ben de bu adaları fethedip sarı kadın ünvanını da almak istiyorum. Siz bilirsiniz Cansu Hanım ama bunu savaşsız halletsek çok daha iyi olur sanıyorum. Canım, iki mangal asker çıkarsak ne olur sanki? Efendim, iki mangal değil, iki manga asker çıkarmaksak bile hiçbir şey fark etmez efendim yani. Madem fark etmez neden düzeltiyorsun? He? Ben seni sağda uzatıp sola oturduğun saçlarını düzeltiyor muyum? Peki siz bilirsiniz Cansu Hanım, fakat bunu görüşmeler yoluyla çözümlesek çok daha iyi olur. Meclisi falan toplasak mesela. Savaşmak gerekiyorsa savaşırız Haset. Yoksa sen savaşma tepiş diyen o hippilerden olmaya mı karar verdin? Yoksa saçlarını bu yüzden mi uzatıyorsun? Hayır, ne alakası var Cansu Hanım? Bilmem artık. Savaşma tepiş demekte ısrarlıysan gidersin o adaya. Kimi bulursan tepişirsin. Bırakın artık tartışmayı. Ada meselesini ben çözdüm bile. Ne? Ada Türkiye'nin mi oldu? Hayır. Yunanistan'ın? Hayır. Ne oldu adalara Dozi? Az önce parasını bastırıp adayı satın aldım Cansu. Artık ada ne Yunanistan'ın ne de Türkiye'nin benim oldu Cansu. Benim diri dile bandım. Bedava mı sandım? Para verdim aldım. Bak Haset, ne diyeceğim. Madem Yunanistan sorun olmaktan çıktı ve madem karşımızda küçük ve salak bir ülke var, o zaman barışçı çözümleri bir kenara bırakıp zaten bize ait olan bu adayı savaşarak geri alalım. Ne dersin? Gördün mü Hasan? Savaş bitti bile. İnce ince